Size güvendik, Rabbimize sığındık. Büyük sözler verdik ama hepsini yerine getirdik. Büyük adımlar attık. Bu yolda bizi hiç ama hiç yalnız bırakmadınız. En zor gecede, 15 Temmuz karanlık gecesinde dahi Tuzla bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve Türkiye oldunuz. Yanımızda durdunuz. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduktan sonra bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez evvelallah. Bugün değerli kardeşlerim, evet, bir günümüz kaldı. Bu mübarek Cuma gününde huzurunuza geldik. El ele, gönül gönüle İstanbul'u daha ileriye taşımaya hazır mı Tuzla? Size güveniyoruz. Size güveniyoruz. Işıl ışıl gözlerinize, tertemiz kalplerinize, nasır tutmuş ellerinize, alın terinize, akıl terinize, dualarınıza, desteğinize güveniyoruz Tuzla. Türkiye için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızla beraber bütün Türkiye'yi baştan başa hizmetlerle donattık. Şimdi de artık İstanbul'a, müjdelenmiş şehre, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Tuzla'mıza hizmet zamanı gelmiştir. Var mısın Tuzla? Tuzla, daha güzel hizmetler için, gönül belediyeciliği için durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Hay maşallah. Değerli kardeşlerim, evet, şimdi bu şehre gönül borcumuz var dedim. Bu şehre hizmet borcumuz var dedim. Yapacak daha çok işimiz var. Bakın, 12 Mart'ta Marmara'yı açtık mı? Şimdi Tuzla'dan ta Halkalı'ya Marmara'yla hiç kesintisiz denizin altından geçerek gidiyor muyuz? Güzel mi Marmaray? Sevdiniz mi? Hayırlı olsun, helal olsun. Daha güzel hizmetlere Tuzla'mız layık. Trafik dert olmaktan çıkacak. Metro Pendik'ten Tuzla'ya kadar da uzatılacak. İşimize, gücümüze daha rahat gideceğiz. İşte geldi memleket sevdalısı, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan meydanımıza ulaşmıştır. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Metro ağını 518 kilometreye çıkaracağız. Toplu ulaşımda ciddi rahatlama yapacağız. Ulaşımı entegre edeceğiz ve artık İstanbul'da seyahat etmek eziyet olmaktan çıkacak. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, aynı zamanda İstanbul üreten şehir olacak. 500 bin İstanbulluya, gençlerimize iş, aş alanı oluşturacağız. Değerli kardeşlerim, yapacak daha çok işimiz var.
eğitimde, sağlıkta, turizmde, kültürde ve sanatta yapacak çok işimiz var. İnşallah su faturalarında da metreküp tarifesinden kişi başı tüketime geçerek daha da ucuzlatacağız, %11 ucuzlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla nüfuslu aile daha az ödeyecek. Ortak akıl diyeceğiz, huzur diyeceğiz ve şehirde yaşayan siz kardeşlerimizin mutluluğu bizim için çok önemli. Muhteşem bir İstanbul, muhteşem bir Tuzla için hazır mıyız? Hazır mıyız? Eğer Şadi Yazıcı, Binali Yıldırım başkan olunca bir de ne olmayacak onları anlatarım. Ayrı gayrı yok. Öteki beriki yok. Yetimin hakkını çarçur etmek yok. Sorunları torunlara bırakmak yok. İki yaka bir sevda diye boşuna demiyoruz. Tuzla'da bizim, Sarıyer'de bizim, Bağcılar'da bizim, Kartal'da bizim. Gönlümüz bir, tasamız bir, gözyaşımız aynı, sevincimiz ortak. İşimiz, aşımız, ortak geleceğimiz Tuzla diyoruz. Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz İstanbul diyoruz. Gençler, gençler ses verin gençler. Coşturun şu meydanı. İşte bu, işte bu, helal olsun. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istiyorsak birlikte kolları sıvayacağız, birlikte çalışacağız. Söz mü kardeşim? Söz mü ak kadınlar? Söz mü ak gençler? Evet, yüzlük kuyruğuna geldik. Cumhur İttifakı'nda sandıktan çıkacak her oy İstanbul'un, Tuzla'nın aydınlık geleceği demek. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok bereket demek. Mühür sizde, ak kadınlar. Pazar günü yeni bir destan yazacak mıyız? Siz he demeden hiçbir şey olmaz, bunu biliyorum. He diyor musunuz? Ak gençler, beyefendiler, he diyor musunuz? Tuzla'da Şadi Yazıcı'yla yola devam diyor musunuz? Finali İstanbul'da Binali'yle yapmaya var mısınız? Sizin hakkınız, emeğiniz ödenmez. Allah hepinizden razı olsun. İşe giderken hanımlar, evlatlarınızı gözünüz arkada olmadan bırakacağınız kreşleriniz yapılacak. Her mahallede mutlaka anaokul olacak. Anneler, babalar, sizin evladınız, bizim evladımız. Onların daha güzel yetiştirilmesi için söz bizim sözümüz. Tuzla'yı, İstanbul'u, Cumhuriyet'in 100. yılına birlikte taşıyacağız. İstanbul'umuzu da, Tuzla'mızı da parmakla gösterilen ilçeler ve dünya markası bir şehir haline getireceğiz. Evet değerli kardeşlerim, sözlerimi buradan tamamlarken cumanız mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun diyorum ve bir kez daha soruyorum. Pazar günü Tuzla'da coşkuyla şenlik yapmaya hazır mısınız? Tuzla'da Doktor Şadi Yazıcı'yla yola devam mı?
İstanbul'da finali Binali ile yapalım mı? Allah hepinizden razı olsun diyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız Tuzla? Vakit tamam, o geliyor. İstanbul bizim için bir aşk hikayesi diyen milletimizin hizmetkarı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte Tuzla, işte İstanbul bizim için bir aşk hikayesi diyen İstanbul'un efsane başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı dik duran Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tuzla'nın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tuzla'nın tüm mahallelerindeki, semtlerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gün boyu devam edecek ilçe mitinglerimize Tuzla'dan başlıyoruz.
Bugün 8 ilçede mitingim var. İnşallah Tuzla'dan Pendik'e geçecek. Orada bizi bekleyen kardeşlerimizle buluşacağız. Aynı zamanda bugün malum cuma. Cumanız mübarek olsun. Yarın da 6 ilçemizi ziyaret ederek İstanbullu hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. Ve böylece kampanyamızı yarın tamamlayacağız. Ben sözlerimin hemen başında 24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. %52 gibi bir oy oranıyla bize sahip çıktıkları için sizlerin nezdinde Tuzlalı kardeşlerime şükranlarımı bildiriyorum. Rabbim aramızdaki şu muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin diyorum. Siz bize güvendiniz. Biz de sizin güveninize layık olmak için daha fazla çalışacağız. Nasıl size son 25 senede mahcup olmamışsak, inşallah bundan sonra da mahcup olmayacağız. Herhalde Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığında, gerek Başbakanlığımda, gerek Cumhurbaşkanlığımda biz hep sizlerle beraber olduk. Hizmetlerimizde yanınızda olduk. Yani içinizden biri olarak şu anda da sizlere hitap ediyorum. Yani biz uzaydan gelmedik. Gökten zembille de inmedik. Tam aksine içinizden biri olarak çıktık ve sizinle beraber durmadık, yürüdük. Allah razı olsun. Türkiye'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, sorunlarını, sıkıntılarını son 25 yılda olduğu gibi çözmeye devam edeceğiz. Ah benim Tuzlalı kardeşlerim, lütfen şöyle gelin zaman tünelinde 25 yıl öncesine bir gidelim. Tabii aramızdaki gençler bunu bilmez. Öyle mi? 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilirler mi? Bilmezler. Çöp, çukur, çamur bunu bilirler mi? Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP'nin Tuzla'yı ne hale getirdiğini, Pendik, Kartal'ı buraları ne hale getirdiğini, Maltepe'yi ne hale getirdiğini bilirler mi? Bilmezler. Ama biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamdolsun ne duruma geldi, Pendik ne duruma geldi, Kartal ne duruma geldi. Yeniden adeta biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın, Cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Şimdi 4,5 sene bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Ve Binali kardeşim İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde Şahri kardeşim de Tuzla'da belediye başkanlığına devam ettiği takdirde ne yapacağız? Bir üçlü olarak el ele vereceğiz ve Tuzla'yı da İstanbul'umuzu da adeta çok daha ilerilere taşıyacağız. Sevgili kardeşlerim, tüm buralardaki bu raylı sistemler, 3. köprü, Yavuz Sultan Selim, Marmaray, bunun yanında Avrasya Tüneli, Osman Gazi yanınızda. Ya bunları kimler yaptı? Bunları biz yapmadık. Ya yine bizler bunlara daha ilaveler yapmaya devam edeceğiz. Yani ulaşımda bütün altyapı, eğitimde, sağlıkta her şey. Şimdi biraz sonra onlara da değineceğim. Onun için de sizlerle beraber bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse, Cumhur sahip çıkarsa, Cumhurbaşkanı da milletine, devletine, ülkesine en güzel şekilde hizmet etme imkanını bulur.
Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil. Unutmayın. 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Abazası, Roman'ı, Arnavut'u, Boşnağı. Bizde ayrım yok. Çünkü biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ayrım onların işi. Bizim değil. Kardeşlerim, biz evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, her sabah dükkanını Bismillah diyerek açan esnafımızın, Türkiye'nin gelişmesi için üreten, istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız. İşte bugün Ankara'da, İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde, onlar da tedavide. Kardeşlerim, İşte maalesef metruk denilebilecek noktada. Çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın. İşte Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Onun için diyoruz ki bu kentsel dönüşüm, değişim, bunlar bizim için çok önemli. Bunlar benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın. Yangın tehdidiydi, şu bu deprem vesaire, bu tehditlerden uzak olsun. Bunun için de biz sizin hizmetkarınız olarak bunları yapalım, inşa edelim ve sizler de huzur içinde buralarda yatın. Biz çiftçimizin, emeklimizin, kamu görevlimizin, her seçim döneminde kapı kapı dolaşan hanım kardeşlerimin Türkiye'yi kendilerine emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizin cumhurbaşkanıyız. Biz gece uykusunu bölüp bize dua eden, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan pir-i fanilerin cumhurbaşkanıyız. Biz 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklal ve istikbaline sahip çıkan kahramanların cumhurbaşkanıyız. Bize oy vermese de kalbi bu ülke için çarpan, yüreğinde bayrak sevgisi olan, ezan sevgisi olanların cumhurbaşkanıyız. Sizlerin 24 Haziran'da işaret ettiğiniz şekilde Türkiye'nin, Türk milletinin cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz. İnşallah sizlerin de desteği ve duasıyla ülkemizi hak ettiği konuma muhakkak ulaştıracağız. Kardeşlerim, siyaset cesaret, fedakarlık, dürüstlük gerektirir. Siyaset vatanının bekasını, milletinin menfaatini kendi çıkarının önüne koymayı gerektirir. Siyaset gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz işte böyle bir siyasetçi, işte böyle bir devlet adamı olmanın gayreti içindeyiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara, daha aydınlık günlere kavuşturmanın peşindeyiz. 40 yıldır hep yaptıklarımızda, eserlerimizle konuştuk. Bugün de eserlerimizle konuşuyoruz. Yarın da eserlerimizle konuşacağız. 25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bugün de kalpleri fethetmek için uğraşıyoruz. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan, onlara inat, Türkiye'ye projelerimizle, birbirinden önemli yatırımlarla damgamızı vuruyoruz. Sadece İstanbul'a değil, 780 bin kilometre karenin her bir karışına, 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Son 17 yılda
İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Allah razı olsun. 255 katrilyon yatırım yaptık. Şimdi size şu dev ekranda gösterelim. 17 yıldır yönetiyorsunuz. 17 yıldır. Ne yaptınız? Ne yaptınız 17 yıldır?
Hatırlıyorsunuz değil mi bu İstanbul'u da? 25 yıl önce böyle aldık. Suyumuz var mıydı? Hava kirliliği, çöp dağları, işte CHP'den aldığımız İstanbul buydu. Ama şu anda böyle bir İstanbul var mı? Elhamdülillah. Kardeşlerim, Rabbimiz ne buyuruyor? Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Bunların gözleri vardır görmez. Kulakları vardır duymaz. Dilleri vardır konuşmaz. Çünkü kalpler mühürlü. İşte biz, bakın ben size delilli olarak eserleri gösterdim değil mi? Bay Kemal atıyor tutuyor. Ya dünyadan haberi yok. Şimdi bir ara SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Batırdı mı? Batırdı. Kardeşlerim, onlar da var da onlara girmeyeyim. Bizim şimdi bu anlattıklarımız sadece bir kısmı. Neler yapmadık Allah'a hamdolsun. 255 katrilyon. Çünkü onlar götürdüler. Paraları götürdüler. Ben 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesi'ni devraldım. Hem yatırımları yaptım, hem de 1 milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. Böyle devrettim. Ve o günden bugüne de sizler İstanbul'u elhamdülillah bir daha bunlara teslim etmediniz. İnanıyorum ki pazar günü de bunlara teslim etmeyeceksiniz. Onun için fazla kalmadı. Artık bir yarınımız var. Hanım kardeşlerim, kaleyi içeriden fethetmeleri lazım. Kale içeriden fethedilir. Bunu yapmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Gençler buna hazır mıyız? Burada ister CHP'ye gönül versin, ister HDP'ye gönül versin, ister sözde İYİ Parti'ye gönül versin, ister Saadet'e versin. Gelin hepsini bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim. Çünkü bizim bu noktada yok kırgınmış, dargınmış, şuymuş, buymuş, bunlara değil. Biz doğruyu anlatalım. Bize düşen nedir? Değerli kardeşlerim, فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et, gerisine karışma. Bize düşen bu. Biz kardeşlerim ikna ile değil, biz tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Mesele o. Onun için de ya dönmüyor. Ya döner söner. Sen sadece anlat. Niye bu kadar yoruluyoruz? 57 ile gittim. Bunun yanında ilçelerde yaklaşık 30 ilçeye gittim ayrıca. Bu süre içerisinde. Niye? Rabbimiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerlerine böyle bir derdi yok. Onlar Ankara'da bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı, hangi HDP'liyi, hangi bilmem neyi nereye alacağız? Onun gayreti içerisindeydiler. Ama bizim kalkıp da o tür kişileri aramıza katmamız, onları meclise taşımamız mümkün değil. Evet. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Yine beraber yürüyeceğiz. Yeter ki siz dik durun. Okuyun. Düşünün. Uygulayın. Neticelendirin. Eyvallah. Bunları yaptık mı Rabbim de nusretini bize verir. Hiç endişe etmeyin. Fakat o zaman bayağı gençmişim ya. Şimdi pazar günü bizi daha da gençleştirin. Çok çalışalım.
Kardeşlerim, eğitimde toplam 1686 derslikli 131 okulu Tuzla'ya inşa ettik. Sadece Tuzla. İstanbul değil. Bay Kemal bu işlerden anlamaz. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 35'ten 22'ye indirdik. Ben öğrenciyken İstanbul İmam Hatip'te okuyorum o zaman. Bizim sınıftaki öğrenci sayısı 75'ti. Elhamdülillah şimdi sayıları biz 20'ye 25'e indirdik ya. Sınıf ne kadar kalabalık olursa verim o kadar düşüyor. Ama sayı ne kadar azalırsa o zaman verim artıyor. Biz bunları başardık. Orta öğretimde Tuzla'da 33'ten 21'e düşürdük. Öğrencilerimize 3207 tablet bilgisayar dağıttık Tuzla'da. 1092 adet akıllı tahta sınıflara kurduk. İlçemizdeki okullarımıza 3146 öğretmen ataması yaptık. Sadece Tuzla. Okullarımız için 12 kapalı spor salonu yaptık. Kafkale spor kompleksini yenileyerek sizin hizmetinize sunduk. Bununla kalmadık. Şifa Mahallesi'ne gençlik merkezi inşa ettik. Tuzla birçok üniversitemizin kampüsüyle adeta bir gençlik ve eğitim merkezine dönüşmüştür. Sağlıkta 400 yataklı bir devlet hastanesiyle birlikte 3 tesisi ilçemize kazandırdık. Ayrıca 3 sağlık tesisi daha yapmayı planlıyoruz. TOKİ kanalıyla Tuzla'da 11.044 konut projesini hayata geçirdik. Sadece Tuzla. 63 kilometrelik Gebze Halkalı Banliyö hattını Marmaray üzerinden biliyorsunuz geçenlerde hizmete açtık. Elhamdülillah. Bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı. Açtığımızdan bu yana. Tuzla'ya 27 kilometre uzunluğunda yeni yol. 5 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yolları yaptık. Tuzla İleri biyolojik atık su arıtma tesisinin ikinci kademesini hizmete sunduk. Üçüncüsünü de inşa ediyoruz. İlkini ben yapmıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman. Nereden nereye? İlçemizde toplam 23 park, iki noktada 3,3 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdık. Tuzla sahil yolu ve meydanının düzenleme çalışmalarını tamamladık. İlçemize birer kültür merkezi, engelliler merkezi inşa ettik. Orhanlı sahipsiz hayvan geçici bakım evini hizmete sunduk. Ah ah, bunlar var ya, biz hayvanlara bakarız, şöyle hepsi yalan. O bizim işimiz. Onun için de bizler hayvan noktasında hassasiyetimiz var. Niye? Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki sevgililer sevgilisi bir gün gidiyor. Yolda giderken yanında arkadaşları. Yolun kenarında bir köpek ölüsü var. Ve tabii ki kokuyor. Ve bu kokudan yanındaki arkadaşları rahatsız oluyor. Peygamber Efendimiz kokuya değil, dişlerine bakıyor. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Ah dişleri ne kadar güzelmiş diyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ama onlar bunu anlamaz. Biz buradan bakacağız. Madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezini hizmete açtık. İlçe genelinde 510 kilometre yeni doğalgaz hattı döşedik. Var mıydı doğalgazımız? Ah kardeşlerim demin işte gördünüz. Belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da 50 bin abone vardı doğalgazda. Ben ayrıldığımda 1 milyon 250 bin doğalgaz abonesi oldu. Nereden nereye? Şimdi elhamdülillah 5 milyon 300 bin civarında İstanbul'da eve doğalgaz getirdik. Nereden? Nereye? Ya bunlar insana hizmettedir böyle bir şey bilmez. Bu bizim işimiz. Ve
O kömürleri kullandığımız zamanlarda ne çileler çektik değil mi? Evlerimizde kirlilik. Maalesef o koku ne hale getirir. Ama doğalgazda şimdi basıyorsun butona, bütün daire sımsıcak. Suyumuz sımsıcak. Durmak var mı? Yok. Niye? Ya Helga kullanacak da, George kullanacak da, benim Ayşem, Fatma, Ahmet'im, Mehmet'im niye kullanmasın? İşte biz bunu yaptık. Tavşantepe Tuzla metro hattının yapımına devam ediyoruz. D100 karayolu Pendik kavşağı, Çayırova kavşağı arası yan yollar denemesi, düzenlemesinin yapımı sürüyor. 1000 araç kapasiteli Tuzla metro istasyonu otoparkının yapımı, Tuzla Tahfuzhane Caddesi zemin altı otopark ve meydan düzenlemesi işleri devam ediyor. Kamil Abduş Gölü'nde çevre düzenlemesi yapıyoruz. Tuzla Aydınlığı eski çöp döküm sahası rehabilitasyon ve bölge parkı düzenleme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Türkiye'nin en modern sebze meyve halinin yapımına Aydınlı'da 319 bin metrekarelik bir alanda başladık. Kardeşlerim, bunlarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlere yeni eserlerde kazandırmayı sürdürüyoruz. İlçemizdeki iki okulumuza daha kapalı spor salonu yapıyoruz. Aydınlı'da yeni bir itfaiye istasyonu inşa ediyoruz. Tuzla'ya ülkemizin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak bir biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalürji gibi birçok alanı kapsayan 160 şirketin 500 girişimcinin üretim yapacağı biyoteknoloji vadisi yeni nesil bir üretim üssü olacak. Perakende esnafına tek noktadan hizmet verecek Anadolu yakası gıda merkezini Tuzla sınırları içerisinde hayata geçiriyoruz. İlçemize bir lojistik merkezi kazandıracağız. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak. İlçemizin 20 farklı noktasında yaklaşık 6000 araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D100 Güney yan yol Fatih Otağı Caddesi sahil yolu arasında yol ve kavşak düzenlemesi yapacağız. Şifa Mahallesi Aydın Tepe yolu Sabiha Gökçen Havalimanı arasını, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çıkışını, Kurtköy kavşağı, Şekerpınar kavşağı arası TEM Kuzey Güney yan yol düzenlemesini hayata geçireceğiz. Ayrıca Şifa Mahallesi D100 Kuzey yan yolu Aydınlı Mahallesi arası Şekerpınar Caddesi yol rehabilitasyonunu, Çayırova, İçmeler, Pendik arası D100 Kuzey Güney yan yolları düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Aydın Tepe'de inşa edeceğimiz millet bahçesiyle Tuzlalılar rahat bir nefes alacak. Alacaksınız beyinizi yanına, beyler de hanımını yanına, çocuklarla beraber millet bahçesine gideceksiniz. Orada huzur bulacaksınız. Tuzla'ya su sporları merkezi inşa edeceğiz. Kamil Abduş Gölü ve Sakız Adası'nı yenileyeceğiz. İlçemize 27,5 kilometrelik bisiklet yolları, 17 mahallemize yeni parklar kazandıracağız. Yeni gençlik merkezi, çocuk bilim kampüsü yapacağız. Kardeşlerim, tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli. Durmak yok. Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz. Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli. İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuz da belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Milliyetperver bir kadroyla yürüyoruz. Ezan düşmanlarıyla bizim işimiz yok. Bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları, karşımızdaki ittifakın İstanbul ve Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar. Onu da bir izleyelim. Mansur Yavaş da bilecek ki
seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacak. 31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Hem kazanacak hem kaybettireceğiz. İstanbul'daki oyumuz ile Adana'daki oyumuz ile Cizre halkına, Sur halkına, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım. Emin olun ki HDP'ye muşta vurulan mühürün sesi İstanbul'da duyulacaktır. Kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Var mı? Bizim Güneydoğumuz var. Bizim Doğu Anadolu'muz var. Bizim Karadeniz'imiz var. Bizim Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu bölgemiz var. Ege'miz var, Marmara'mız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Ha, Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol oraya git. Kimi yanına alacaksan onlardan. Nasıl şimdi koalisyon kuruyorsunuz? Alın yanınıza gidin oraya. Ama bu toprakları bölemeyeceksiniz. 780 bin kilometre karemizi bölemeyeceksiniz. Şimdi buyurun. Bir şey daha izletiyorum size. Hepsi delilli olacak. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çelişi, size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan gelsin. Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek... Görüyor musun? Bu sorumluluk... Bak bunlar Kandil'deki terör liderleri. Terör baronları. Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybetti. Kardeşlerim. Görüyorsunuz ne diyor? Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Şimdi HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Ya siz bunların peşinden mi gideceksiniz? Ayrıca bunlar benim Kürt kardeşlerimi temsil edebilir mi? Güneydoğu'ya hizmeti bunlar mı götürdü? Ya bunlar bu milletin verdiği paralarla çukurlar açtılar. Hendekler kazdılar. Ve benim oradaki Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Günlerce, haftalarca, aylarca Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan anneler bana da geldi. Niye? 13, 14, 15, 16 yaşında kız çocuklarını daha kaçırdılar da. Ya bunu HDP'ye gönül veren kardeşlerim düşünmüyor mu? Bu pazar günü bunlara hesap sormayacak mıyız? İşte ne diyor? Biz sırtımızı diyor. Kadın. YPG'ye dayadı. YPJ'ye dayadık. PYD'ye dayadık. Sırtın oraya dayamış. Ey kadın, biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark bu. Ve 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıyı çaldı. Nerede? 1 Temmuz geldi geçti. Hani ne yaptınız? Diyor ki, eyvallah, PKK sizi diyor tükrüğüyle boğar. Hani ya gelin boğun ya.
Cudi'de inlerine girdik. Gabar'da inlerine girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz edeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de aynı. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Hani neredeler? Kaçacaklar. Niye? Benim milletimin huzurunu asla kaçıramazlar. Büyük şantaja bugün boyun eğen, yarında benzer tehditlere boyun eğer. Tabii biz asıl bu belediyelere, Kandil'in belirlediği eş başkanları da atayıp atamadıklarını merak ediyoruz. Öyle ya, bunların hem partilerinde hem belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan başkanları var, bir de asıl patron olan eş başkanları var. Bu eş başkanlar yeri geliyor, seçimle gelen başkanları sorguya çekiyor, hatta tokatlıyor. Biz ise hem İstanbul Büyükşehir'de hem Tuzla'da birikimleri, çalışkanlıkları, cesaretleriyle temayüz etmiş arkadaşlarımızı sizlerin huzuruna çıkardık. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sıradan bir isimle değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman İDO Genel Müdürüm. Başbakan olduğum zaman Ulaştırma Bakanım. Daha sonra Meclis Başkanımız. Cumhurbaşkanlığım döneminde olan Binali Bey'i nereye layık gördük? İstanbul'a. Çünkü İstanbul sıradan bir yer değil, bir ilçe değil. Dolayısıyla buraya da büyük düşünen, dünyayı iyi tanıyan, bilen bir aday lazımdı. Onun için de biz Binali Bey'i buraya aday gösterdik. Aynı şekilde Özaseki'yi Ankara'ya aday gösterdik. Onun da çünkü o şekilde bir kariyeri var, karizması var. Ak kadınlar, ben de sizleri selamlıyorum. Bu yolda beraber yürüdük, beraber yürüyeceğiz. İnşallah. Aynı şekilde Şadi kardeşim. O da Tuzla'da şu ana kadar yaptığı çalışmalarıyla biliniyor. Ve el ele verecekler, 10 yılda verilen bu hizmeti şimdi Binali Bey'le, Cumhurbaşkanı olarak da benimle üçlü olarak bu hizmetleri devam ettireceğiz. Şimdi vakit dar, Cuma geldi. Ama benim size bir sürprizim var. Nedir biliyor musunuz? Size birer çay ikram edeceğim. Ama CHP'liler gibi naylon, doğa düşmanı olanla değil, kenevirden yapılmış olan torbamız var. Onunla size ikramda bulunacağım. Çayı demleyin. Evde beyinize, çocuklara ikram edin inşallah. Ama şimdi bu çay torbalarını sizlere atarken kavga yok ha. Tamam? Hemen süratle işimizi bitirelim ve Pendik'e de inşallah ulaşalım. Hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o.
göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sen alan Recep Tayyip Erdoğan, göründüğü gibi olan gücünü millet. Sen alan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. O milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip. İşte Tuzla, işte İstanbul'umuzun efsane başkanı, gönül belediyeciliğinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı, dik duran Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte ülkemizin gururu, milletimizin dualarındaki lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Tuzla. Coşkunuz için, sevginiz için sağ olun, var olun. Sabahın erken saatlerinden bu yana görevi yapan emniyet mensuplarına, sağlık personeline, basın mensuplarına, tüm görevlilere ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada hemşerinizi de unutmayın ha. Mühür sizde. Pendik tercihini hep doğru yaptım. Pendik nereden nereye geldi? Ulaşımda tam bir merkez oldu. Hava yolunun, deniz yolunun, karayolunun, demir yolunun buluştuğu yer oldu. Biliyorsunuz geçen hafta Banliyö hattını açtık, Marmara'yı açtık. Gebze'den Halkalı'ya şimdi rahat rahat gidiyor musunuz? Denizin altından konforla geçerek gidiyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Sabiha Gökçen Havalimanı, hızlı tren Pendik'te. Pendik 31 Mart'ta pazar günü finali Binali ile yapıyor mu? Rekora imza atıyor mu? Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Size, Pendik'e, mübarek şehir İstanbul'a hizmet etmek için yollara çıktık. Rabbime
şükrediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili Pendikliler, 17 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber birlikte yürüyoruz. Sizlerle beraber yürüyoruz. Sadece size güvendik. Büyük sözler verdik. Hepsini de yerine getirdik. Adımlar attık. Bizi bu yolda asla yalnız bırakmadınız. En karanlık gecede, 15 Temmuz'da, o gecede Pendik yanımızdaydı. Meydanları doldurdunuz. Ak kadınlar, ak gençler, ak beyler, meydanlara indiniz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Allah sizden razı olsun. Sizin gibi yol arkadaşı olduktan sonra evet Allah sırtımız yere gelmez. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Değerli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde huzurunuzdayız. El ele gönül. Evet, tekrar beraberiz. Azizliğe uğradık, olur. Teknoloji bazen böyle sürprizler yapabiliyor. El ele miyiz? Gönül gönüle miyiz? Pendik'i, İstanbul'u daha ileriye taşımaya hazır mıyız? Kime güveniyoruz? Pendik'e güveniyoruz. Kime güveniyoruz? İstanbul'a güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. Işıl ışıl gözlerinize, tertemiz kalbinize, nasır tutan elinize, alın terinize, dualarınıza, desteğinize güveniyoruz. Türkiye için gecemizi gündüzümüze kattık. İstanbul için birlikte daha çok çalışmaya hazır mısın Pendik? Hazır mısın? Beni Binali Yıldırım yapan bu mübarek şehre borcum var, vefa borcum var, gönül borcum var. Borcumu ödemeye geliyorum. Pendik, hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Ahmet Çin'le yola devam diyor muyuz? Bu arada Kenan Şahin başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetler yaptı. Ona kocaman bir alkış yapalım. Kenan Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, İstanbul için, Pendik için güzel projelerimiz var. Ne dedik?
Trafik dert olmaktan çıkacak. Ulaşım tek dert olmaktan çıkacak. Kim yapar bunu? Kim yapar? Sözüm söz. Pendik rahat ol. İşimize, gücümüze, evimize daha rahat gidip geleceğiz. Güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere ulaşacağız. İstanbul'da metro uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşım araçlarını birbiriyle birleştirdiğimizde artık kesintisiz ulaşımı İstanbul'un her köşesine yayacağız. Değerli kardeşlerim, çalışmak isteyenlere, gençlerimize, kadınlarımıza, beylere İstanbul'da 5 yılda 500 bin